Vallahi taksitlerimiz birikti. Hanımla gırtlak gırtlığa geldik. Çoluk yazıklar olsun. Perişan olduk. Her şeyimizi kaybettik. Olsun sana. Yazıklar olsun. Paramızı istiyoruz. Hala bekliyorlar efendim. Bekleyecekler efendim. Bekleyecekler. Şahin Bey, biz bu konuyu sizinle defalarca konuştuk değil mi? Önemli olan onların ne istedikleri değil. Önemli olan bizim kararlarımız. Hem sen kendine niye sıkıntı yapıyorsun ki? Ödeme yapamıyoruz. Kasada para yok de. Geç git. Söylüyorum efendim. Ama içlerinde o kadar çok zor durumda olanlar var ki. Maaşımızı neden geç veriyorsunuz diye isyan ediyorlar. Bakın hala aşağıda bekliyorlar. Öyle mi? Görelim bakalım. Buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bir de atölyede yok diyorlar. Hepimiz işte orada. Gördüm Şahin. Beklesinler. Efendim, susacak gibi değiller. Şahin, git sussun şunlara. Önümüzdeki hafta paramızı vereceğiz. Git işte ya, söyle bir şey. Peki efendim. Hakkımızı istiyoruz. Bir daha okula gitmeyeceğim. Ne demek o şimdi? Arkadaşlarım gülüyorlar abi. Ayakkabılarım eski diye dalga geçiyorlar benimle. Anneme söyleme sakın bunları, olur mu? Söyleyeceğim. Söyleme, parası yok annemin. Yeni ayakkabı alamaz. Alamadığı için de üzülür, hasta olur. Söyleme, tamam mı? Bana ne? Oo, süper. Bu sene karımızı ikiye katlamışız. Başardım. Gel. Harika. Aslan babam benim ya. Oğlum hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Vallahi Lodos mu desem, Poyraz mı desem bilemedim ki şimdi ya. Akşamki konuştuklarımızı unuttun mu yoksa? Oğlum akşam biz seninle ne konuştuk ki? Baba inanmıyorum sana ya. Hani bugün telefonumu değiştirecektik? Söz vermiştin. Tabii ya. İşin var değil mi? Sen büyük bir iş adamısın. Unuttun kesin. Oğlum bak, bu hayatta unutmayacağın en önemli şey şu olsun. Baban, senin baban. Bir söz verdiği zaman muhakkak yerine getirir. Nasıl? Aldın mı yoksa? Almaz mıyım? Aldım tabii. Hem de en iyisini. Aslan babam benim ya, işte bu. Anlaştık değil mi? Ya abi ya. Bak söylemek yok. Ya abi. Sana sus dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Bugün neler yaptınız bakalım? Her zamanki şeyler işte anne. Kardeşine göre öyle değil galiba. Hadi üzerinizi çıkartın, gelin bakalım. Ben sana ne söyledim hayat? Ya abi. Güzel kızıma ne olmuş böyle? Kim üzmüş benim meleğimi? Herkes benimle dalga geçiyor anne. Kim dalga geçiyor benim güzel kızımla? Arkadaşlarımın hepsi. Neden? Anne kış geldi, hala hırkayla gidiyorum okula. Arkadaşlarım gülüyorlar.
Ayakkabılarım da çok eski. Ben yeni bir ayakkabı, bir tane de mont istiyorum. Ay benim güzel kızım, sen hiç üzülme. Ben şeker getirmemişim size. Aşk olsun. Annem çok üzüldü hayat. Ne olur üzme annemi. Bak sonra hasta olur. Kim bakar bize? Ama ben de çok üzülüyorum abi. Ben en iyisi okula gitmeyeyim. Olur mu öyle şey hayat? Gitmem. Arkadaşlarım bana gelmesinden bıktım artık. Güzel kızım benim. Sen hiç üzülme, olur mu? Anne. Efendim bir tanem. Ben okula gitmesem sen üzülür müsün? Sen okula gideceksin. Tamam mı? Hiç merak etme. Fırat, benim bir yere gitmem gerekiyor. Sen kardeşinle kalır mısın oğlum? Anne nereye gideceksin? Bir işim vardı, unutmuşum. Şimdi geldi aklıma. Geç kalmam. Tabağınızdaki her şeyi bitirin. Karnınız doysun. Oldu mu? Tamam anne. Hadi yesene. Yemeyeceğim. Araba hazır mı Serdar Bey? Tamam. Akın geliyor. Araba hazır oğlum. Annen hatırlatmasa bugün matematik hocasının geleceğini unutmuştun. Ya baba akıl makalı insandı şu derslerden. Bir de telefona heyecanlandım tabii. Hele zayıf olan derslerini bir düzelt. Bak ben sana daha neler alacağım neler. Hadi eve geç kalacaksın. Hadi oğlum kalk. Hocanı bekletme. Tamam o zaman görüşürüz baba. Ama teşekkürler. Sen kralsın, sen kralsın baba. Kimin babası ya? Oh süper. Süper. Orhan Bey. Sizinle bir konu hakkında görüşecektim. Sekretere söyleyin. Ne olur size anlatayım. İyi tamam buyurun. Sizi dinliyorum. Orhan Bey, benim sizden bir ricam olacak. Ne ricasıymış bu? Benim bir miktar paraya ihtiyacım var. Bu hayatta herkesin paraya ihtiyacı var. Çocuklarımın ayakkabıları. Orhan Bey. Uzatmayın da ne söyleyeceksiniz söyleyin bir an önce. Meşgul ediyorsunuz beni. Hayat, sen niye dersini yapmıyorsun? Yapmayacağım. Okula da gitmeyeceğim. Öyle deme. Abi, annem nereye gitti sence? Bilmiyorum. Çok üzülmüştü. Gözleri dolu doluydu. Görmedin mi? Ağlamış mıydı? Galiba. Sana üzme annem derim ama ben hiç dinlemedim. Ama ben annemi üzmek istemedim ki. Ayşe, biz hiç annemi üzmedik değil mi? Üzmedik, üzmedik. Şebek. Şey, benim 300 lira kadar bir paraya ihtiyacım var Orhan Bey. Nurdan Hanım, hafta sonuna giriyoruz. Ben size parayı nereden bulup da vereyim? Ne olur yardım edin Orhan Bey. Kızım. Ben maalesef size şu anda o parayı veremeyeceğim. Çünkü yok. Peki, pazartesi günü verebilir misiniz? Ne olur, bu iyiliği yapın bana Orhan Bey. Ben iş yaparak kapatırım borcumu.
Pazartesi günü kasada para olur mu olmaz mı bilemem. Ama dur bakalım. Sadık Bey bulun siz. Elinde beyaz tişörtler var. Üzerlerine motifler işlenecek. Tanesini 2 liradan yaptırıyoruz. 150 tane alırsan 2 liradan 300 lira yapar. Ama yalnız onları pazartesiye kadar bana yetiştirmen gerekiyor. 150 tane mi? 150. Ne dersiniz? Yapabilir misiniz Nurdan Hanım? Tamam. Yetiştiririm. İyi güzel. O zaman pazartesi gelirsiniz, 300 liranızı alırsınız. Çok sağ olun Orhan Bey. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Anne bana yeni mont mu alacaksın? Sadece mont değil, ayakkabı da alacağım. Oğluma da alacağım. Ben istemiyorum anne. Benim montum da var, ayakkabım da var. Ayakkabın delik abi. Geçen gün çorapların ıslandı, unuttun mu? Islanmadı. Islandı. Güzel oğlum benim. İkinize de alacağım. Anne, okula yeni montumla yeni ayakkabımla mı gideceğim? Pazartesi günü de eskilerinize gidin. Ben okula gelirim, birlikte gider alırız. Olur mu güzel kızım? Olur anneciğim. Ama anne, Ayşe'ye de ayakkabı alalım mı? Bak, onunki de delik. Alırız kızım benim. İkinize de bir örnek alırız. Uyuyor. Anne, dün gece uyumadın mı? Uyudum, uyudum. Anne. Efendim, paşam. Sen bu işleri bize mont ayakkabı almak için mi yapıyorsun? Bak ne diyeceğim. Hadi sen şimdi git. Fırından bize sıcacık bir ekmek al. Ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Peki anneciğim. Oh, Allah'ım, ne olursan yardım et. Şu son kalanları da bitireyim. Vallahi o fiyatı yapamayız. O zaman başkasına çalışırsınız. Bizim için sorun değil.
Gel. Beni ister misiniz Orhan Bey? Bugün firmalardan gelecek ödemeler var değil mi? Var efendim. Yatan paralara dokunmayın. Bir süre bankada kalsın. Ama efendim... Ne diyeceğini biliyorum Şahin. Evet, içine ne olacakları var. Bugün ödeyeceğimize dair söz vermiştik. Oho Şahin Bey. Biz öyle her verdiğimiz sözü tutsaydık... ...şimdi bu şirket bu kadar büyümezdi. Hem sıkma canını. Sorun değil. Bugün benim şirkete gelmediğimi söylersiniz. Olur biter. Siz nasıl isterseniz Orhan Bey. Hadi abi, tak çantama. Tamam, heyecanlanma. Bugün çabucak geçsin abi. Okuldan çıkınca yeni mont ve ayakkabı alacağız. Çok çabuk geçsin. Hadi çocuklar, geç kalmayın. Sen sevinmiyor musun? Seviniyorum. Hadi çocuklar, geç kalacaksınız. İyi dersler. Anne okula geleceksin değil mi? Geleceğim tabii. Yarın arkadaşlarım beni tanıyamayacaklar. Hadi yürü şebek. Allah zihin açıklığı versin çocuklar. Allah'ım sen yardım et. Emeklerimiz zayi olmasın. Çocuklarımın yüzü gülsün. Gel. Günaydın. Günaydın. Nurdan Hanım değil mi? Evet. Buyurun. Sizin haberiniz var mı bilmiyorum ama ben cuma günü Orhan Bey'le konuşmuştum. Konu neydi? Bana bugün yetiştirmem için iş vermişti. İşi teslim edince de ödemesini alacaktım. Benim haberim yok. Orhan Bey bilgi vermedi bana. Orhan Bey bir sorsanız. Soramam. Çünkü şirket de değil. Peki ne zaman gelir? Hiçbir bilgim yok. Belki de bugün hiç gelmez. Tamam azizim. Benim borcum borç, sözüm sözdür. Hem bu akşam benim için de çok uygun. Ha bak kararınız kesin değil mi? Ona göre rezerv yaptıracağım ha. Senin canın sağ olsun. Tamam balık olsun azizim. herhalde biliyoruz yani balık boğazda yenir. Ha bu arada Rıdvanları da çağırdınız değil mi? Bak geçen sefer unuttunuz Rıdvan'ı çağırmayı aldılar ha. Yani Rıdvan'la birlikte 8 kişiyiz. Mükemmel. Akşam görüşürüz o zaman. Ya sizi de meşgul ediyorum ama benim o parayı bugün almam gerekiyor. Orhan Bey gelince iletirim. Ya gelmezse ne olacak? Siz kaç parça iş aldınız? 150 parça. 2 günde 150 parça iş mi yaptınız? Evet. Mecburdum. Çünkü... Çünkü ihtiyacım vardı. Siz burada bekleyin biraz. Ben arkadaşlara bir sorayım bakayım. Orhan Bey'in ne zaman geleceğini biliyorlar mı? Bekliyorum. Allah'ım ben ne derim yavrularıma? Oh. Hayatım benim. Şimdiden sana haber vereyim dedim de sonradan bana neden geç aradın diye kızmayasın. Akşam hep beraber yemekteyiz.
Artık sen kuaföre mi gidersin, ne yaparsın bilemem. Heh, bu arada halkın gelir mi? Neyse, o artık kendine dışarıdan bir şeyler sipariş eder. Şimdi işim var, kapatıyorum hemen, akşam görüşürüz. Gel. Hayrola Şahin Bey? Efendim, Nurdan Hanım geldi. Nurdan Hanım mı? Evet efendim, cuma günü iş vermişsiniz ona. Hatırladım. Şu bizim bir rahmetli İsmail'in karısı. Evet. Ne yapayım geldiyse? Aldığı işin hepsini bitirmiş. Ne yapayım bitirdiyse? Tam 150 iş yetiştirmiş. Bugün ödemesini alacağını söylemişsiniz ona. Belki de söylemişimdir, hatırlamıyorum ama. Parayı bugün alması gerekiyormuş Orhan Bey. Bana anlattığına göre... Onun ne anlattığı önemli değil. Önemli olan benim ne anlattığım. Bugün kimseye ödeme yok demedim mi sana ben? Bana bakın Şahin Bey. Siz bunları benden iyi tanıyamazsınız. Bunlar çok güzel duygu sömürüsü yapar. Kiminin elektriği kesiktir. Kiminin hastası vardır. Kiminin ustası vardır. Kiminin çocuğu hastadır. Vesaire vesaire. Bakın Şahin Bey. Benden size bir tavsiye. İş hayatında yumuşak yüzlü olmak iyi değildir. Eğer ki yumuşak yüzlü olursanız siz kaybedersiniz. Şimdi çıkın lütfen. Şahin Bey, size çıkın dedim. Allah'ım yarabbim. Ulaşabildiniz mi Orhan Bey'e? Ne zaman gelecekmiş? Ne yazık ki ulaşamadım. Ne zaman geleceğini de kimse bilmiyor. Benim o parayı almam şart. Üzgünüm Nurdan Hanım. Ama inanın benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Belki öğleden sonra gelir. Ben de gelirim öğleden sonra. Siz bilirsiniz. Ama bana kalırsa gelmeden önce bir telefon edin. Peki... Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Bu yaptığınız insanlık dışı Orhan Bey. Vicdansızlık bu ya. Allah'ım ne olur Orhan Bey gelsin. Ne olur paramı alayım. Alamıyoruz diyemem. Allah'ım ne olur yardım et. Saat 1 olmuş. Ben gidinceye kadar 1:30 olur. Allah'ım ne olur rast getir. Gelmiş. Çok şükür. Yine ben geldim Şahin Bey. Orhan Bey de gelmiş. Kim söyledi Orhan Bey'in geldiğini? Arabasını gördüm. Gelmedi mi? Ne yazık ki gelmedi. Ama arabası aşağıda. Orhan Bey'in bir tane değil ki arabası. Peki aramadı mı? Aramadı. Ben bekleyeceğim Şahin Bey. Başka şansım yok. Gelene kadar mecbur bekleyeceğim. Nurdan Hanım... Bence beklemeyin. Bu saate kadar gelmediğine göre bugün gelmeyecek demektir.
kusura bakmayın. Rahatsız ettim sizi de. Ne o abla, selamsız sabahsız geçiyorsun. Ne oldu abla? Neden ağlıyorsun? Bana bir iyilik yapar mısın? Elimden gelen bir şeyse yaparım tabii. Benim Orhan Bey'le görüşmem gerekiyor. Sana telefon numaramı bıraksam Orhan Bey gelince beni arar mısın? Orhan Bey gelince mi? İyi de burada zaten. Burada mı? Evet burada. Ne yapacaksın Orhan Bey'i abla? Bugün bana para vereceğini söz vermiştin. Parayı vermemek için kendini yok dedirtiyordur. Burada Orhan Bey. Ama Şahin Bey öyle söylemiyor. Şahin Bey ne yapsın be abla? O da emir kulu. Ne denirse onu yapıyor. Peki ben doğruca Orhan Bey'in odasına gitsem? Orada da sekreter var. O da yok der sana. Nasıl olsa buraya geleceksin Orhan Bey. Gel. Buyurun. Şahin Bey. Bu akşam Özlem'i beyler yemeğe götürüyor. İşiniz yoksa siz de gelebilirsiniz. Sağ olun efendim. İşim var benim. İyi peki. Siz bilirsiniz. Teşekkürler. Bu akşam çok eğlenceli bir akşam olacak. Orhan Bey. Nurdan Hanım. Hani siz bugün gelecektiniz? Tabii işleri bitiremediniz değil mi? Bitirdim Orhan Bey. Sabahtan beri sizi bekliyorum. Beni mi bekliyorsunuz? Evet. Çünkü Şahin Bey bugün sizin gelmediğinizi söyledi. Şu Şahin Bey, vay anasını. Son günlerde bütün işleri birbirine karıştırıyor. Bugün birisi gelecekti. Anlayacağınız gereksiz birisi. O geldiği zaman benim burada olmadığımı söyleyin demiştim. Belli ki Şahin Bey yanlış anlamış. Peki benim param ne olacak? Yarın gelir alırsın paramı. Yarın olmaz Orhan Bey. Bugün almalıyım. Ben çocuklarıma söz verdim. Size yardımcı olamam. Zaten bu saatten sonra muhasebe kapalı olur. Üzerinizde vardır o kadar para. Ben üzerimde para taşımam. Ne olur Orhan Bey. Ben o parayı bugün almalıyım. Bir çare bulun. Nurdan Hanım. Geçen gün geldiğiniz gibi. Gelseydiniz odama paranızı alsaydınız. Bu saatte bir şey yapamam. Orhan Bey, ne olur. Yalvarırım gitmeyin. Bakın Nurdan Hanım. Yeteri kadar oyalandım zaten. Benim oğlum çok hasta. Bir an önce onun yanına gitmem gerekiyor. Anladınız mı? Orhan Bey, ne olur yardım edin. Ne olur. Hadi defolun. Orhan Bey, ne olur gitmeyin. Sizi dinleyemeyeceğim. Yeter. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Çocuklarıma ne derim? Oh, Orhan Bey'in cüzdanı.
Güya parası yoktu. Oğlunun hasta olduğunu söyledi. Orhan Bey'i arıyorsan şimdi çıktı. Biliyorum, biliyorum. Bana Orhan Bey'in ev adresi lazım. Sen nerede oturduğunu biliyor musun? Ne yapacaksın ki ev adresini? Lazım işte, biliyor musun? Vermedi paranı değil mi? Söyleyeceğim ev adresini, git dayan kapısına. Birilerinin bunu yapması farz oldu artık. Bekle, bir kağıda yazıp getireyim. Çocuklar da okuldan çıktı. Ay nasıl heyecanla beklerler şimdi. Oh, hadi yazdın mı? Gelmedi işte, hani gelecekti? Belki de işe çıkmıştır. Abi ben bir daha okula gitmeyeceğim. Hanımefendi, hanımefendi. 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 Nereye gidiyorsunuz? Orhan Bey'lerin evine bakmıştım. Hemen şurada efendim. Teşekkürler. İyi günler, bir şey değil. Anne, 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 anne. Evde değil. Okula geldi de biz mi göremedik yoksa? Belki de. Okula geri dönelim. Yok yok. Bizi göremeyince eve gelir. En iyisi evde beklemek. Bende anahtar var. Geç içeri. Burası. Ne kokuyor burası böyle? Of, çok kötü gaz kokuyor. Ah. Aa, yok yok. Basmam doğru olmaz. Ay, ya içeride birisi varsa? Kime bakmıştınız hanımefendi? Gaz. Çok kötü gaz kokuyor. Gaz mı kokuyor? Neresi? Burası. Orhan Bey'in evi burası. Ay, sakın zile basma. Ben sipariş getirmiştim. Akın evde yalnız. Ben o zaman bir aşağı ineyim. Merdivenle bir balkona çıkıp bakayım. Akın burada baygın. Çabuk ambulans çağırın. Tamam, tamam çağırıyorum. Aa! Çabuk, çabuk, çabuk. Çağırıyorum. Akın. Akın, Akın oğlum. Bence Akın. Ambulansı beklemeyelim. Hemen şuradan bir taksi çağıralım. Tamam. Ah. Ay. Hadi çabuk, çabuk tamam. Olun. Bana bırak. Başını hadi. Başını kucağınıza koyun. Tamam. Hadi. Hadi çabuk olun. Acil hastaneye kardeş. Annem nerede abi? Bilmiyorum. Anneme bir şey olmasın. Ağlama. Tamam abi. Annem eve gelsin. Söz veriyorum, yeni montin ayakkabı istemeyeceğim. Ayşe de istemeyecek. Yeter ki annem gelsin. Efendim anne? Annem mi, bana ver. Anne bir daha söyle, duyamadım. Kim hasta? Hastanede misin? Ne? Hastane mi? Tamam anne, tamam. Biz hallederiz. Ne olmuş anneme? Korkma, korkma. Anneme bir şey olmamış. Orhan Bey'in çocuğu hastalanmış. Annem hastanedeymiş. Annem iyi değil mi? Onu ben hasta yapmadım değil mi? Annem iyi. Hasta olma, o değil. Keşke ölmeseydim onu.
Annem hasta olmasın abi. Olmaz olmaz. Sen merak etme. Hadi sen Ayşe uyut. Annesi arıyor. Tamam. Efendim Selma Hanım. Yoğun bakımın önündeyiz, bekliyoruz. Tamam Selma Hanım. O yol bitmek bilmez şimdi onlara Nurdan Hanım. Ben bir su içeyim. Tamam. Allah'ım, sen böyle acılar gösterme. Böyle sınama bizi. Allah'ım, sen o gencecik çocuğa yardım et. Lütfen acil. Oğlum nerede? İçeride. Az önce doktor çıktı yanından. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Ne dedi peki? Eğer 5 dakika daha geç kalsaymışız akını kaybedermişiz. Şimdi iyi miymiş yani? Oğlum iyi değil mi? Hayati tehlikeyi atlatmış. Oğlum. Allah'ım sana çok Allah'ım şükür. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Allah senden razı olsun Hamdi Efendi. Eğer sen fark etmeseydin... Aslında ben fark etmedim. O kadın haber verdi. Kadın mı? Hangi kadın? Tanımıyorum. Az önce buralardaydı. Ben şu doktora bakayım. Siz geldiniz ya, ben de dışarıda bir hava alayım. Orhan Bey? Yok artık ya, inanmıyorum. Burada da mı buldunuz beni? Efendim? Şu anda oğlum yoğun bakımda. Sizse 3 kuruş paranın peşine düşmüşsünüz. Siz neler söylüyorsunuz? Ben de size bakmıştım. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyoruz. Yani bu akşam tanıştık. Akını bu hanım buldu Orhan Bey. Ne? Bana haber veren, eğer o haber vermeseydi... Peki Nurdan Hanım, sizin ne işiniz vardı orada? Bu cüzdan benim cüzdanım. Sizde ne işi var? Atölyenin önünde düşürmüştünüz. Bana oğlunuzun hasta olduğunu söylemiştiniz. Lazım olacağını düşünerek evinize getirmiştim. Ben artık gideyim. Geçmiş olsun Orhan Bey. Ben de Akın'ın yanına gideyim. Hayat, şurada bir hikaye kitabı okuyoruz. Ben de Ayşe'yi uyutuyorum, bana ne? Tamam mı? Uyandığında annem gelmiş olacak. Anne? Anne, seni çok merak ettik. Nerede kaldın anne? Geldim kızım, geldim. Kim hasta olmuş anne? Dur şuraya geçeyim, oturayım da kızım anlatacağım. Gel. Oh. Kim hasta oldu anne? Hayat bir dur, annen dinlensin. Dur kızım, bir soluklanayım. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim anneciğim. Orhan, neyin var senin? Bak, oğlan da kendine geldi. Birazdan alacaklar bizi içeriye. Aa, topla kendini. Akın iyi, çok şükür. Çok şükür. Hadi sen çık biraz hava al.
Çıkacağım zaten. Oh, çok yorulmuşum. Peki gaz nereden gelmiş anne? Onu bilmiyorum ki. Belki de ocağı açık unutmuştur. Olabilir. Ama şimdi iyi değil mi? İyi çok şükür. Sen şimdi kahraman mı oldun anne? Ayşe annem kahraman olmuş. Anne. Efendim güzel kız. Sen sakın hasta olma. Ben hiçbir şey istemem. Hem benim ayakkabımda ırkam da var. Arkadaşlarım benimle dalga geçerse ben onlara ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceksin? Önemli olan yeni ayakkabı, yeni mod değil. İnsanın annesinin hep yanında olması diyeceğim. Canım kızım benim. Oo, gel paşa oğlum benim. Güzel Ayşe. Oğlum. Ben bakarım anne. Hayırdır inşallah. Buyurun. Nurdan Hanım evde mi? Evet evde. Çağırır mısın? Anne. Geç oğlum içeri. Orhan Bey, ne işiniz var burada? Ben... Sizin bende bir emanetiniz var, onu vermek için geldim. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz olmasanız oğlum... Çok şükür. Allah onu size bağışladı. Çok şükür. Bu sizin hakkınız. Hepsini almanızı istiyorum. Ben hakkım olanı aldım Orhan Bey. Peki. Tekrar çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. İyi geceler. Güle güle. Anne, o paralar ne? Bu paralar sizin mont ve ayakkabı paranız. Yaşasın, yaşasın. Ayşe duydun mu? Yarın yeni ayakkabılarımız olacak. O yavrularım benim. Güzel çocuklarım benim. Alo. Şahin Bey. İyi geceler. İyi geceler Orhan Bey. Buyurun. Yarın kimin ne kadar alıcı varsa hepsini ödeyin. Hatta aralarında avans sistem olabilir. Onların istedikleri avansı verin. Şahin Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Orhan Bey, duyuyorum da bugün şey demiştiniz. Şahin Bey, bugün benimle konuşursam hepsini unutun. Ben ne diyorsam onu yapın. Alo. Şahin Bey, iyi geceler. İyi geceler Orhan Bey, buyurun. Yarın kimin ne kadar alıcı varsa hepsini ödeyin. Hatta aralarında avans sistem olabilir. Onların istedikleri avansı verin. Şahin Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Orhan Bey, duyuyorum da bugün şey demiştiniz. Şahin Bey, bugün benimle konuşursam hepsini unutun. Ben ne diyorsam onu yapın.